olmak üzere bütün milletvekillerimizin ettikleri yemine bir hakkın bağlı ve sadık kalmalarını ümit ediyor. Bunu hasreten bekliyor ve diliyorum. 3 Haziran 2023 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın ant içme töreni gerçekleşmiş. Aynı günün akşamında Cumhurbaşkanlığı kabinesinin açıklanması ile birlikte seçimli demokratik süreç noktalanmıştır. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminin, lütfen dikkat buyurunuz, 6. gününde yeni kabinenin göreve başlaması, ülkemiz adına mühim ve müthiş bir gelişmedir. Bu tablo aynı zamanda kökleşen siyasi istikrarın somut bir yansımasıdır. Türkiye, siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Dipsiz anlaşmazlıklar, sert gerilimler ve gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa bile yürüyemeyen, yürüse de tavrı ve takatı tartışmalı olan koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır. Bu yüzden parlamenter sisteme geri dönme hayalleri suya düşmüş, milletimiz bu siyasi hedef sahiplerine itibar etmemiştir. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerini aynı zamanda referandum olarak gören ve gösteren partiler tarihin yanlış yerinde konuşlanmışlar ve kaybetmişlerdir. Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini teyit ve tescil etmiş, parlak geleceğini bu sistemsel mimaride gördüğünü iyice netleştirmiştir. Türkiye'mizin önü açılmakla kalmamış, yönetim hayatımızdaki denge ve düzen kurumsallaşmıştır. Bir rejim içinde teşekkül eden siyasi iktidar yapısı, meşruluğunu doğrudan doğruya inançlardan ve tecelli eden iradeden almaktadır. Toplumun büyük çoğunluğunun inançlarına uygun olan iktidar ve yönetim sistemi hem hukuki hem de meşrudur. Türk milleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tecessüm eden kabineye ve bu kabinenin içinde doğduğu yönetim sistemine inanmış ve onay vermiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geride kalan iki seçimde de güçlenerek çıkmıştır. İnsanların davranış kalıplarını, özgeçmişlerine, milletlerinkini de tarihlerine bakarak açıklamak klasik bir metottur. Geldiğimiz bu aşamada cumhur ile cumhuriyetin kucaklaşması, devlet ile milletin kaynaşması, insanla toplumun bütünleşmesi, geçmişle geleceğin eklemlenmesi yeni yönetim sistemiyle daha da pekişmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin munzam ve muntazam avantajları siyaset ve demokrasi kültürümüze bahar havası getirmiştir. Yeni sistemde hükümet bizzat millettir, millet de hür ve egemendir. Parlamenter sistemin arıza çıkaran, su kaynatan, sorun üreten, huzur ve istikrara pranga vuran, dahası mutabakat yerine kronik münakaşaları kesintisiz tırmandıran mahsurları hepten giderilmiş, Türkiye'miz deyim yerinde ise ayak bağlarından tümüyle kurtulmuştur. Türk demokrasi tarih, kültür ve sosyolojik kodlarımıza muvafık yönetim reformuyla daha da olgunlaşmış, bir üst lige sıçramıştır. Çok açıktır ki bu başarı Türk milletinin kutlu iradesiyle tezahür etmiştir. Pek çok engele ve engellemeye rağmen aşı tutmuş, maksat hasıl olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin şayet tahkim, takviye ve tadil edilmesi gereken yanları varsa, bu durum bir ihtiyaç halini alırsa, gereğini yapmak elbette görevlerimiz arasında yerini alacaktır.
Ülkemiz 3 Haziran 2023 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine resmen geçiş sağlamıştır. Bu geçiş süreci huzur, barış, sükunet ve güvenlik içinde temin edilmiştir. Önümüzdeki dönem Türk ve Türkiye yüzyılı hedefine ulaşma dönemidir. Önümüzdeki dönem lider ülke Türkiye idealinin tıpkı bir cemre gibi önce milli yüreklere ardından da bölge ve dünya geneline düşme dönemidir. Devlet ve milletiyle hep birlikte ve her şeyden önce Türkiye kararlılığıyla her türlü gailenin, her türlü garabetin çözümü gayri mümkün gibi duran her türlü gayri muayyen meselenin üstesinden gelecek cesaret, hamiyet, dirayet ve metanet milletimizde çok şükür ziyadesiyle vardır ve ortadadır. Milletin sözü üstüne söz, iradesi üstünde bir irade olamayacaktır. Zira egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta da dosta güven, düşmana korku salmıştır. Türkiye'nin aleyhine hesap yapanları, proje yazanları, fırsat kollayanları, şaşkına ve bağlantı ipi kopmuş şamandıraya çevirmiştir. Küresel mihrakların arkasına saklanıp, istismar ve ihanet pahasına masasına oturanlar, yanılmış, yabancılaşmış, yanlışa ve yalana gömülmüş, aynı şekilde yıkılmış, viraneye dönüşmüştür. Terör örgütleriyle yol yürüyenler, zalimlerin gizli ajandasına hizmetkarlık yapanlar akıntıya karşı devamlı kürek çekmiş, ne var ki sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır. Türk milleti kaderine, geleceğine, tarihi haklarına ve muhteşem varlığına sahip çıkma basiret ve başarısını hür iradesiyle, haysiyetli tercihiyle göstermesini bilmiş, zilletin defterini dürmüştür. Değerli arkadaşlarım, konuşmanın bu aşamasında bilhassa 14 Mayıs öncesi partimize karşı yapılan sistematik tahriklerle husumet tonu bir hayli fazla olan azgınlaşmış kara kampanyalara kuşkusuz temas etmek ve huzurlarınızda tarihe not düşmek mecburiyetindeyim. Milliyetçi Hareket Partisi toplamda 5.484.820 oy sayısı ve %10.07 oy oranı ile şeytani planları altüst etmiş, şiddetli iftiraları boşa çıkarmış, şirret saldırı dalgasını kırıp atmıştır. Partimize 50 milletvekilliğiyle Türk siyasetinin kilit ve stratejik aktörü haline gelmiştir. Elde ettiğimiz bu sonuç başarıdır ve saygındır. 14 Mayıs milletvekili genel seçimini bütün boyutlarıyla analiz edip incelemek, milletvekili çıkaramadığımız seçim çevreleri başta olmak üzere çok daha fazla milletvekili sayısına ve siyasi desteğe ulaşmak için nelere yapmamız gerektiğini değerlendirmek ve bunun üzerine kafa yormak elbette bir ihtiyaçtır. Bunu da yapıyor ve lazım gelen tedbirleri almak için çalışıyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki yerimizde sayamayız, olduğumuzla yetinemeyiz, bu bize yeter diyemeyiz. Her zaman ve her şart altında daha fazlasına talip olmalıyız ve bunun için de insanüstü bir emek harcamalıyız. 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi elimizden gelen her türlü gayreti heyecan içinde gösterdik. Başarıya inandık, milletimize itimat ettik. 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren adım adım 2023'e hazırlandık. Türk milleti hamdolsun bizleri mahcup etmedi. Yeminli Türkiye düşmanlarını güldürmedi. Dünya siyasetinde bu kadar komploya, bu kadar suçlamaya, bu kadar kötülemeye ve bu kadar haksızlığa maruz kalıp da ayakta durabilen, oyun içinde oyun kuranları
hallaç pamuğu gibi fırlatıp atan ikinci bir partiden asla bahsedilemeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi bu vasfıyla nadide bir siyaset ekolüdür. Üç Hilal Türk siyasetinin yükselen markası, milli gönüllerde yer tutmuş ecdet yadigarıdır. Türk milliyetçileri kritik bir dönemde üstlendikleri görevin idraki içinde. Mazisi yüzyıllara sari milliyetçilik fikriyatını, Milliyetçi Hareket'in 54 yıllık şerefli birikimini heba etmeyecek bir siyasi akla, şuura, öz disipline ve yeterli tecrübeye sahiptir. Tarihi bir davanın bugünkü temsilcileri olarak taşıdığımız kutsal emaneti en güzel, en güvenli, en gelişmiş şekilde koruyup gelecek nesillere teslim etmek de her birimizin gayesi ve gayreti olmalıdır. Bunu yaşarken yarınları ihmal edemeyiz. Yarına odaklanmışken geçmişi inkar edemeyiz. Zamanı bir bütün halinde kavrayıp Türk milliyetçiliğinin hükmü şahsiyetiyle duruşumuzu, durduğumuz siyasi, ahlaki ve düşünce zeminini bir yanda güçlendirmek, diğer yanda da güvenceye kavuşturmak durumundayız. Milliyetçiliğin esen rüzgarından istifade kurnazlığıyla delik deşik olmuş yelkenlerini şişirme çabasında olan bazı fırsatçıların, kimlik ve kişilik sancısı çeken bir kısım siyaset korsanının ufkumuzu perdelemesine de müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Fikir namusuna, feraket bilincine, fedakarlık kühnüne sahip olmayanların siyasi ahlaktan bahsetmesi, milliyetçiliği pazarlama yarışına heves etmesi tuhaf bir çelişki, tüfeğli bir çarpıklıktır. Çelişkide bocalayanların yanlışı savunacak gerekçeyi keyfi olarak imal etmeleri zaman zaman tesadüf edilen bir hastalık tipidir. Türk milliyetçiliğinin entelektüel sermayesini talan ve yağma peşine düşenler, unutmayınız ki çuvallamaya, çil yavrusu gibi dağılmaya mahkum ve müstahaktır. Bir işletme, tedarikçiler, pazarlar, müşteriler, rakipler başta olmak üzere dışarıdan içeriye doğru tanımlanmaktadır. Siyaset ve fikir bünyesinin tanımı ise içeriden dışarıya doğru olacak, yani merkezden çevre istikametine yayılacak, sonra çevreden merkeze doğru da milletin arzu ve amaçlarıyla birleşip, olgunlaşarak karar haline gelecektir. Merhum Ziya Gökalp'in dediği de budur. Siyaset sırf oturulacak koltuk, kazanılacak paye, ulaşılacak makam arayışı değildir. Siyaset, şöhret ve servet ikmali için bir fırsat şantiyesi, bir çıkar santrali hiç değildir. Siyaset, akıl, ahlak, inanç ve fikir hazinesine erişmiş olanlar için anlamlı, değerli, kalıcı, sürekli bir eylem ve erdem sahasıdır. Çete mantığıyla, çelişkiler manzumesiyle,